Merhaba, modelimizi tamamladık. Artık yapı malzeme özelliklerini tanımlayacağız. Yapımızda hem çelik hem beton olduğundan bahsetmiştik. Önce betonu tanımlayalım. Defined Materials, Admin Material. Burada ben daha öncesi Users ve buradan Other'ı seçip kendimiz özellikleri tanımlayabiliriz diye göstermiştim adım adım. Bunun bir kolay yolu var. Europe'u seçip buradan Concrete'i seçtiğinizde bu standartta bizim beton sınıflarımızı görmek mümkün. C30'u seçtiğimizde modify dersek özellikleri tekrar görebiliriz. Burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Forumlarda bir bilgi kirliliği var. Buraya design değerinin girilmesi gerektiği yönünde. Yani C30 bölü 1,5 yani 20 olarak girilmesi şeklinde. Öyle değil arkadaşlar. Karakteristik değer neyse buraya onu girmeniz gerekiyor. Burada Poisson Ratio 0,2, Elasticity modülü gördüğünüz gibi. Bunları kontrol edebilirsiniz. Okey diyorum. Şimdi çelik gireceğim. Yine Admin Material deyip burada çelikte direkt bizim isimlendirmemiz kullanılmıyor. Fakat burada çelik elemanların akma gerilme değerlerini bilmemiz önemli bizim için. ST37, ST44 ve ST52 için bir forum sitesinde yazıyor zaten. Bu yönetmeliklerde de var. Buradan hemen hızlıca göstermek istedim. Değerler bunlar. Yani aslında 2,35, burası işte 2750, burası da 3550 aslında. Bunu programa şu şekilde tanımlayabiliyoruz. Europe'dan stili seçerseniz şuradaki S değerlerinin yanındaki aslında yield stres yani akma stresi. Biz ST37 seçersek eğer 2400 yani 2235 olarak seçebiliriz. Modify dersek burada yield stresin 235 olduğunu görebiliriz. Newton milimetre cinsinden. Poisson Ratio'yu otomatik olarak 0,3'e çekti. Eski SAP 2000'lerde bu opsiyonlar yok. Elle girmeniz gerekiyor. Bunlar önemli. Ağırlık ve özellikle Poisson Ratio'yu elle betondan farklı olarak girmeniz gerekiyor. Okey deyip malzemeleri tanımladığımı söyleyebilirim. Bitirdik artık yani. Malzeme özelliği tanımlama opsiyonunu. Şimdi artık malzemelerin kesit özelliklerini tanımlayacağız. Burada Define Section Properties'ten Frame Section'ı seçersek ilk başta beton için bu işi yapacağız. Add New Property deyip buradan Concrete ve Rectangular'ı seçerek örneğin hemen hatırlayalım. 40'a 25'lik bir kolonumuz var. S40x25 diyorum burada. Şimdi bunlar milimetre cinsinden gördüğünüz gibi 400 ve 250 olarak yazıyor. Daha önceki derste belirttiğim gibi bu değerleri doğru yazıp yazmadığınızı donatıların görülüp görülmediğinden anlayabilirsiniz. Örneğin şurası metre dediniz diyelim. 0,4 girdiniz buraya. Buraya da 0,25 girdiniz diye. Gördüğünüz gibi görüntü tamamen bozulacak. Bu da sizin için bir sağlama yöntemi. Yönümüzü de yine düzgün girmeliyiz. Bizim baktığınızda evet bu yönde geniş kısım. O zaman buraya 400 girip buraya 250 gireceğim. Donatı buraya C30 betonu tanımlıyorum. Property modifier'sa herhangi bir şey atamıyorum şu etapta. Section Properties'ten alanını, Moment of Inertia'sını falan görebiliriz. Reinforcement ile alakalı da bir değer tanımlamadık. Ya da Passpile ile alakalı bunları zaten size anlatmıştım. Şimdilik çok fazla detaya inmiyoruz. Evet ben şu an S harfinde büyük yazmak istersen şu şekilde düzelterek okey diyebilirim. Evet burada ben beton özelliklerini tanımladım. S40'a 25. Bir de bizim S25, 40'a 25'in yanında 50'ye 25'imiz de var. Şurada. Add copy